Özgür basına dönük baskıları gazeteci arkadaşımız Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Dicle Müftüoğlu ile konuşacağız. Sayın Müftüoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Doğrusu sadece son 6 aydır iddianame hazırlanmayan 16 arkadaştan söz etmiyoruz. Bir bütün olarak Kürt basınına dönük baskılar, özgür basına dönük baskılar hep vardı ve giderek de arttı, ama yine bu 16 gazeteci arkadaşla başlayarak devam edelim istiyorum. 6 aydır bunlar tutsak hapiste tutuluyorlar ve şimdiye kadar haklarında bir iddianame hazırlanmamış. Yani deyim yerindeyse niçin hapsedildikleri bile belli değil. Bunu nasıl yorumlamak, nasıl değerlendirmek gerekir? Arkadaşlarımız aslında ilk gözaltına alındıkları süreçte de biz bunu ifade etmiştik. Tamamen gazeteciliklerini engellemek, bu faaliyetlerini durdurmak amacıyla böylesi bir operasyon gerçekleştirildi. O süreçte de yine 8 gün aslında gözaltında tutuldular. Normalde 4 günlük bir gözaltı kararı vardı ama 4 gün daha uzatıldı. Bu süreçte de biz biliyorduk ki altlarında bir delil bulunamadığı için arkadaşlarımızın gözaltı süresi uzatıldı. Şimdi de aslında bu geçen süre boyunca iddianamenin hazırlanmamış olması bize bunu gösteriyor. Yani gazetecilere yönelik aslında bir suç bulunamıyor. Yani çünkü o süreçte dosyaya bakan avukatlar, yine arkadaşlarımızın ifadesine giren avukatlar ilk kez bu kadar aslında boş bir dosyayla karşı karşıya olduklarını gördüler. Boş dosya kavramını açmanızı isteyeceğim. Gerçekten ne var dosyada? Yani haberler dışında, yapılan haberler dışında ekstra farklı bir şey var mı, yoksa tamamen haberler üzerinden kurgulanmış bir tutsaklık süreci mi? Büyük oranda zaten haberler var. Yani daha önceki birçok değerlendirmemizde de söylemiştik. Savcı kendini bir televizyonun, bir ajansın genel yayın yönetmeni yerine koyuyor. Haber müdürü yerine koyuyor ve sunuculara, yine muhabirlere neden bu haberi yaptın, neden bu konuyu işledin diyor. Yani bu bir savcının görevi değildir. Bir konuya dair bir gazetecinin neden işte tecriti işlediği, bu bir savcının görevi değildir. Yani eğer ülkede tecrit tartışılıyorsa, Diyarbakır'da tecrit tartışılıyorsa, Diyarbakır'ın gündeminin tartışıldığı bir programda da elbette tecrit gündemde olacak ve gazeteciler tecriti tartışacaklar. Konuklarına bu meseleyle ilgili sorular soracaklar. Ama görüyoruz ki savcı kendini genel yayın yönetmeni yerine koyuyor ve neden bu konuyu işlediniz diye soruyor. Onun dışında aslında gizli ve bir açık tanık var. Gizli tanıklar klasik, diğer bütün bu dava dosyalarında adını gördüğümüz gizli tanıklar ve bunların o gazetecilerle bağı nedir, ne değildir, buna dair hiçbir ilgi yok. Bu gazetecileri tanıyorlar mı, onlara dair kişisel bir durum var mı, tanıklıkları var mı göremiyoruz. Yani öyle bir şey yok. Yani en azından o şeylere baktığımızda, klasik bu geçtiğimiz yıllarda DTK, TCA'ya dair yürütülen bütün operasyonlarda kullanılan işte Ezel, Firar gibi gizli tanıklar, yine bir tane de açık tanık ve onların hiçbirinin ifadelerinde kişilere dair bir bilgi yok. Genel o diğer alıştığımız diğer bütün o dava dosyalarında olan işte PKK, KCK yapılanmasının anlatıldığı klasik, hani polisin, emniyetin, evet, önlerine koyduğu ifadeler dışında başka bir ifadeler en azından o savcılık ve hakimlik aşamasında biz göremedik. Yani şu ana kadar da bir iddianame
açığa çıkmaması bunun ötesine gitmeyeceğinin göstergesi. Peki. Söz ettiniz, bir hukuksuzluk olduğu çok belli. Baskılar da giderek bu bağlamda artıyor. Ama baskılar arttıkça tepkiler de artıyor. Üstelik özgür basın da köklerinden kopmadan dirençle kavgasını sürdürüyor. Bunu da yorumlamanızı isteyeceğim doğrusu. Baskıların artışı, tepkilerin bununla paralel artması ve aynı zamanda mücadelenin basın alanında bilenerek devam etmesi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Aslında bir gelenekten söz ediyoruz. Özgür basın geleneği ve yani Afyon Musalar'dan gücünü alan, Gurbet Ali Ersözler'den, Ferhat Tepeler'den gücünü alan bir basın geleneği. Yani bu basın geleneği yani gerçekleri yazma, gerçekleri halka ulaştırma, açığa çıkartma gibi bir misyon edinmiş kendine ve böyle bir gelenek, bunun üzerine inşa edilmiş bir gelenek. Yani bunu her bir arkadaşımızın kendi yürüttüğü mücadele içerisinde de görebiliyoruz. Yani birçoğumuz aslında basına yönelik bir baskı ardından gelip bu özgür basın geleneği içerisinde yer almış ve burada çalışmaya başlamış insanlarız. Yani aslında bu özgür basın geleneğinin susmayacağını göstermek amacıyla aslında birçok arkadaşımız gelip burada sözünü söylemeye ya da burada üretim yapmaya başlamış birçok kişi. Yani şu an Ankara'da tutuklu bulunan Deniz Nazlım, KCK basın operasyonları sürecinde Kocaeli'de gazetecilik okuyan bir genç, o dönemde gönüllü olarak çalışmalara başlıyor, DİHA'da muhabirliğe başlıyor ve ardından sürdürüyor. DİHA kapandıktan sonra onun ardından Kürt gazetecilerin oluşturduğu diğer ajanslarda yer alıp çalışanlardan biri. Bu sadece bir örnek ve birçok gazeteci de aslında bu geleneği sürdürmek amacıyla bu hakikat mücadelesine dahil olan gençler ve bu şekilde çalışıyor. Yani dün nasıl Afyon Musalar'ın ardından ardından kalemini devralan genç gazeteciler geldiyse bugün de aynı şekilde devam ediyor. Peki, çok teşekkürler Dicle Müftüoğlu, emek verdiniz, zaman ayırdınız, sağ olun. Rica ederim, iyi yayınlar.